Merhaba sevgili dinleyenler. Sembollerin ve mitosların dünyasında yaptığımız yolculuğa devam ediyoruz. Ve bu hafta Yunan mitlerine göre insanın ortaya çıkışı olacak konumuz. Bu sırada alanın uzmanı Nicole Luro'nun satırları da sık sık bize yol gösterecek. Daha önce yaratılış mitleri üzerinde durmuş, gerek Mezopotamya gerekse Yunan uygarlıklarında tanrıların ortaya çıkışının ve soy ağaçlarının nedenle ayrıntılı olarak anlatıldığını görmüştük. Elbette insanın nasıl var olduğu da mitolojinin konularından biridir. Ancak ilginç bir şekilde klasik mitoloji, yani Yunan mitolojisi, bu konuyu tanrılara anlattığı gibi uzun uzun ve ayrıntılı anlatmaz. Örneğin tanrıları anlatan Theogonia'ya karşın doğrudan insanın yaratılışı ile ilgili günümüze ulaşan hiçbir şiir yazılmadığını görürüz Yunan mitolojisinde. Yine de bu konuda mitler bulunmadığını düşünmek yanlıştır. Hatta insanın oluşması ile ilgili olarak da birden fazla mit vardır. Bunlardan belki en popüler olanı insanın topraktan geldiğini, hatta topraktan öylece çıkıverdiğini söyler. Evrenin yaratılışını anlatırken başlangıçta kaos adını taşıyan bir teklik halinin olduğunu belirtmiş, kaosun büyük bir kargaşa olduğunu, varlıkların henüz ortaya çıkmamış halde kaosun içinde tohum olarak bulunduğunu söylemiştik. Kaosun içinde evren tohumlarını taşıması gibi toprak da içinde insan tohumlarını taşır ve budur insan topraktan geliyor inanışının kökeni. Özellikle de bazı Platoncu mitlerde insan bir bitkinin topraktan ya da çocuğun döl yatağından çıkması gibi yerden bitmiştir. Ancak insanlığın topraktan gelmesi mitinin de en az iki biçimi vardır. Bazı Yunan mitlerinde insan topraktan öylece çıkıvermez de malzeme olarak toprak kullanarak şekillendirilir adeta. Nicole Luro, topraktan bitme ve topraktan şekillendirilme mitlerinin benzerlik ve farklılığı konusunda şöyle yazar. Bazı mitlerde insan denilen varlık topraktan yapılmış ve bir zanaatkarın biçim vermesiyle şekillenmiştir. Tarla toprak, madde toprak, ekili tarla ya da lüleci hamuru. Toplumsal açıdan tohum ekme ya da genel olarak tarım ve çömlekçinin sanatı ya da genel olarak zanaatkarlık doğal ve yapay biçimde birbirinin karşıtı olarak beliriyorsa da kökenle ilgili bu iki değişki arasında ayrılıktan çok benzerlik olduğunu görmek şaşırtıcı değildir. Mitolojiye göre topraktan çıkmış ilk ırk meşe ve taştan oluşmuş insanlardır. Hesiodos da işler ve günlerde günümüz insanından önce yaşamış ve yok olup yerini kendinden sonraki soya bırakmış 5 ayrı insan soyundan söz eder ve bunlardan biri de diş budaktan doğmuş bronz ırktır. Erekteus yani Atinalıların mitik atası da bir tanrının tohumlarının yere dökülmesinin ardından toprak tarafından doğurulur. Yine savaşçı halk Spartalılar da Kadmos adındaki bir kahramanın bir ejderhanın dişlerini attığı ovadan doğar. Zaten Sparta sözcüğünün kökeni de Spartoi, ekilmişlerdir ve Spartalılar kendilerinin vatan toprağından doğduğuna inanıp bununla gurur duyarlar. Mitolojisinde insanın topraktan gelmesi mitinin iki versiyonu olduğunu, bunlardan birine göre topraktan oluşum kendiliğindenken, diğer versiyonda bir zanaatkarın toprağı insan biçiminde şekillendirdiğini belirttik. Sözünü ettiğimiz zanaatkarın kimliği de değişkenlik gösteriyor mitlerde. Hesiodos'un anlatısına göre bu zanaatkar Tanrı Hephaistos'tur. Ondan daha yeni fakat daha yaygın olan anlatıya göre ise insanlık bir titanın, Prometheus'un atölyesinde üretilmiştir. Her iki durumda da insanlık teknik bir eylemin ürünüdür. Peki ama nasıl olup da aynı mitolojide bir yandan topraktan kendiliğinden oluşmaya, diğer yandan toprağı madde olarak kullanan bir zanaatkar tarafından üretilmeye dair mitler bulunur? Gelin yine Nicole Luro'nun satırlarını arayalım bu sorunun yanıtını. Şöyle diyor Luro, kuşkusuz doğurganlık mitleri bir nesnenin yapılmasını konu alan mitlerden daha üstündür ve cinsel üreme ile bitkilerin gelişmesini kapsayan anlam alanlarının iç içe geçtiği Yunan dilinde ve düşüncesinde toprak maddeden çok anadır. Annenin mi toprağı yoksa toprağın mı anneyi taklit ettiği konusunda fazla düşünmeden Platon'un ortaya çıkardığı bir Yunan sorunudur bu.
Tıpkı tragedya sahnesinde olduğu gibi evlilik ritlerinde de kadın işlenecek bir tarla, tohumlanacak bir tarla karığıdır. Öte yandan daha ileri gitmek ve bu iki modelin zıtlığını aşmak gerekir. Çünkü Yunanlıların kendileri de bazen işlenmiş toprakla çömlekçi balçığını birbirine karıştırmışlardır. Bunun nedeni kökenle ilgili bu iki mit değişkesinin başlangıç sorununu gelecek sorunu içinde ele alma çabası ve bu iki konunun birleştirilmesidir. Şöyle açıklayayım. İnsanlık vardır çünkü ilk insanlar doğmuştur. Ama en güç olan şey onlara bir doğuş atfetmek değil, düzgün bir gelecek vermektir. Başka bir deyişle, eğer Yunanlılar bilinçli olarak önceki çağın insanları birbirlerini doğuracakları yerde topraktan geliyordu diye düşünüyorlarsa da, insanlığın toprak üzerinde yinelenmesi için izlemek zorunda kalacağı sonsuz bir üreme çevriminin bir gün başlaması da gerekiyordu. Kuşkusuz bu gecikmesiz ve başarılı bir biçimde kendiliğinden olan bir şey değil. Çünkü insanlığın başlangıcını belirten mitler yineleme, yerinde sayma ve süreksizlikle doludur. İnsanın topraktan çıkması ya da bir zanaatçı tarafından topraktan yapılması mitini ele aldıktan sonra mitik ata motifine bakalım biraz da. Mitik ata doğal ya da tanrısal bir varlıktır ve başka halklar gibi Yunan Yarımadası'nın halkları da kendilerini sık sık bir mitik ataya bağlarlar. Örneğin Argosluların ilk insan ve mitik ataları olarak gördüğü Foraneus, Inakos ırmağıyla su perisi Melia'nın çocuğudur. Nicole Luron'un dediği gibi bazı eski Yunan dinine özgü mitler insanlığı Titanların küllerinden çıkarır ve Titanlar insan türünün dramatik habercileri olarak görülür. Öte yandan mitlerde süreksizlik de görülür. Bazen insan soyları yok olur ve insanlık bu yok oluşun ardından yeniden başlar hayata. Örneğin Yunan mitolojisinin tufan anlatısında insanlık sözü geçen tufanla yeryüzünden silinir. Ancak bunu baştan gören Prometheus, ölümlü oğlu Deukalion'u uyarır, aslında büyük bir sandık olan bir tür gemi yapmasını sağlar. 9 gün 9 gece tufan sularında hareket eden Deukalion ve eşi Pirra, sular çekilince karaya çıkar ve insanlık onlar sayesinde yeniden başlar. Yani anlatıya göre gerçek insan bilinmezden değil, yine insan soyundan doğar. İnsanlığın yok olup tekrar oluşması motifi, Hesiodos'un İşler ve Günler adlı eseriyle bize ulaşan anlatıda da görülür. Nicole Luro şöyle yazıyor bu konuda. Kuşakların çevrimi, kendine özgü bir ritme hemen yakalamışçasına mitler, insan çağlarıyla köken çağı arasına birbiri peşi sıra ortaya çıkmış ve kaybolmuş çok sayıda insan topluluğunu katmıştır. Hesiodos mitinin ilk 4 soyu, altın soy, gümüş soy, bronz soy ve kahramanlar soyu böyledir. Demir soyu olan 5. soya gelince, o tam olarak ilk soylara bağlanmaz. Daha doğrusu bu soy kendi kendinden kaynaklanır. Ama var olabilmesi için yanlış çıkışlarla ve gerçek sonlarla dolu şu tuhaf zaman zinciri gerekmiştir. İlk 4 soyu tanrılar yapmıştır. 5.'si için Hesiodos ne bir yaratıcı ne de bir köken belirtir. 5. soy vardır, önemli olan da budur. Mitolojisinde hayli sonraları ortaya çıkan bir geleneğe göre de insanlık, tıpkı Babil inanışında bir tanrının kanının karıştığı kilden doğan insan gibi kil ve rüzgardan oluşur. Bu, madde ve zihin, hatta ölümlü beden ve ölümsüz ruh ikiliğini anımsatsa da, genel olarak Yunan mitolojisi bu ikiliği pek de önemsemiyor gibidir. Bu tür konularla ilgilenen alan felsefe olmuştur eski Yunan uygarlığında. Mitler ise ölümü yaşamın yanında görür ve asıl ilgilendikleri konu insanlarla tanrıların farklılığıdır. Mit dilinde insanın ölümlü oluşu vurgulanır. Bazen de yalnızca yeryüzünde yaşayanlar olarak gösterilir insanlar. Mitolojisinin tufan anlatısına göre diğer tüm insanlar öldükten sonra hayatta kalan ve insanlığın yeniden doğmasını sağlayan kişilerin Prometheus'un ölümlü oğlu Deukalion ve eşi Pirra olduğunu söylemiştik.
Yine bazı mitlere göre Prometheus'un kile şekil vererek insanı ortaya çıkardığını da belirtmiştik hatırlarsanız. Buna göre Prometheus, kil ve su kullanarak ilk insanı yaratırken insanın suretini tanrılara bakarak biçimlendirir. Yine de ilk yarattığından memnun olmaz, yeterince uygun bulana kadar birçok kez yeniden biçimlendirir insanı. Onun insanı yaratma işlevine yer vermeyen mitlerde bile daima insanların dostu, hatta veli nimeti olarak görülür Prometheus. Onlara çok büyük yardımları da dokunur. Bunlardan biri ilk kurbanla ilgilidir. Kurbanın tanrılarla insanlar arasında nasıl paylaşılacağı bu ilk seferde belirlenecektir ve Prometheus zekasını insanların yararına kullanır. Ne mi yapar? Kurban edilen sığırı iki parçaya ayırır. Hayvanın derisinin altına bir yana etleri ve iç uzuvları, öbür yana ise iç yağına sarılmış kemikleri koyar. Sonra Zeus'tan kendi payını seçmesini ister, kalan parçanın insanlara gideceğini söyler. Zeus çok daha zengin ve lezzetli göründüğü için iç yağına sarılı parçayı seçer ve içinde kemiklerden başka bir şey olmadığını görünce çok kızar. Ancak seçim bir kez yapılmıştır ve bundan sonra daima etler insanlara kalır, kemiklerse tanrıların onuruna yakılır. Zeus ölümlülere olan öfkesini korur, kurban konusunun intikamını almak için artık insanları ateşten mahrum bırakır. Bunun üzerine Prometheus bir kez daha onların yardımına koşar, güneşin tekerleğinden ya da bir başka anlatıya göre Hephaistos'un demirci ocağından ateşi çalıp insanlara verir. Bu, onun Zeus tarafından korkunç bir şekilde cezalandırılmasına yol açacaktır. Bir başka mitte Prometheus'un insanlara ateşi vermesi daha farklı bir nedene bağlanır. Buna göre Prometheus'la erkek kardeşi Epimetheus'a insanları yaratma ve hayvanları koruma görevi verilir. Hayvanları koruma ve onlara saklanma yeteneğini verme işini üstüne alan Epimetheus'tur. Onlara armağanlar da dağıtır Epimetheus. Leoparlara beneklerini, ayılara pençelerini, kaplumbağalara sırtlarındaki bağı verir örneğin. Çeviklik, hız, geceleyin de görme gibi bütün yararlı özelliklerin her birini başka bir hayvana armağan eder. Kil ve su kullanarak insanı tekrar tekrar yaratan Prometheus ise işini nihayet bitirdiğinde Epimetheus'un bütün armağanları ustalıkla dağıttığını, insan için geride hiçbir şeyin kalmadığını görür. İnsanların da kendilerini korumalarını sağlayacak bir armağana ihtiyacı olduğunu düşünen Prometheus, çok özel bir şeyi, ateşi onlara verme kararını alır. Ancak Zeus insanlığa kızgındır ve ateşi onlarla paylaşmayı reddeder. Bunun üzerine Prometheus çaldığı ateşi bir bitkinin sapına saklayarak tanrılar dünyasından çıkarıp insanlara ulaştırır. Ona verilen ceza korkunç olacaktır. Ateşi elde ettikleri için insanlar da cezalandırılır Zeus tarafından. Zeus, insanların arasında ateşin göz kamaştırıcı ışığını görmeye dayanamaz ve ateşin karşılığında insanlar için bir kötülük yaratır. Bu kötülük kadındır ve adı Pandora'dır. Kadını kötülükle özdeşleştiren bir Yunan miti olması ilk anda kafa karıştırıcı geliyor insana. Ancak Yunan site devletlerinin köleci ve son derece erkek egemen toplumlar olduğunu hatırladığımızda kadınla ilgili bu bakış açısı şaşırtıcı olmaktan çıkıyor. Ne de olsa site devletlerinin demokrasisi sadece özgür ve erkek yurttaşlar için geçerliydi. Onlarla aynı haklara sahip olmayan köleleri ve kadınları ise sürekli baskı altında tutmaktaydı toplum. Bu da inanç sistemlerini oluşturan mitlere kadının kötülüğün kaynağı bir varlık olarak yansımasına yol açtı elbette. Kadının böyle sonradan yaratılmış olması çarpıcı bir sorunun akla gelmesine de yol açıyor. Madem kadın yaratılmadan önce insanlar vardır, sonradan gelen bu parça nasıl katılır insanlığa? Bu sorunun yanıtını Nicole Luro'nun satırlarında arayalım. Şöyle yazıyor Luro: Tanrıların karşıtı olan sözcük antropoi, insanlar ve dişilerin karşıtı olan sözcük de erkek, andrestir. Yunanlıların mitik düşüncesinin ufkunda bir gün kadınların ortaya çıkmasından duyulan üzüntünün kaynağında kadınlar olmaksızın yaşama ve üreme hayalinin bulunduğu tahmin edilebilir. Kadın ötekidir.
Hesiodos'un mitik metni sanki kadının ortaya çıkmasını geciktirmek istercesine onu olabildiğince uzun bir süre cinssiz gösterir. Bunun sonucu önemlidir. Bu güzel kötülük bir ada kavuşur kavuşmaz insanlar antropoi olarak gösterilmez olur. İnsanlar anlamında kullanılan yeni sözcük andres'tir, erkekler. Eğer kadın insanlarla tanrılar arasındaki ayrılığın nihai sonucuysa burada bir çelişki var demektir. İnsanlar ancak insanlığın yarısı olan andres'e dönüşerek insanlık mevkiinde yer alırlar. İki yarım bir bütün eder. Aslında bir etmeliydi. Ama bu iki yarım birbirine iyice yabancıdır. Çünkü kadının oluşumu andres'in oluşumundan özellikle ayrıdır ve kendi başına bir metin oluşturur. Mitolojisinde kadınlarla ilgili ve karışıklıklara yol açan bir anlatı daha var. Kadınların soyu kadından çıkmakta. Bu bir sürü başka soruya yol açıyor elbette. Nicole Luron'un da belirttiği gibi sanki aynı cins olan yalnızca ve yalnızca kendi cinsini doğurabilirmiş gibi. Sanki kadın cinsi kapalı bir devre içinde üreyebilirmiş gibi dememize yol açıyor. Bu karmaşık durumun üstesinden gelebilmek için eski Yunan filozofları, şairleri ve hekimlerinin de bir hayli kafa yorduğunu belirtip biraz önce değindiğimiz kavrama, andres yani erkeklere dönelim. Zamanla insanlar ya da yurttaşlık anlamını kazanan ve sadece erkeklik tarafından temsil edilen bir insanlığa gönderme yapan bu sözcük, erişkin asker yurttaşları ifade eder ve eski Yunan'da andres'in bir araya gelmesiyle bir site devletinin oluştuğu söylenir. Aslında Yunan mitlerinde belirli bir site halkının atasıyla ilgili anlatılar, insanlığın atalarıyla ilgili anlatılardan çok daha fazladır ve birçok site devleti ya da kavim kendi soylarının atalarıyla ilgili mitlere sahiptir. Ölümlülerle pek çok çocuk yapmış Zeus sayesinde de sıklıkla Zeus'un bir oğlu gösterilir mitik ata olarak. Örneğin Arkadyalıların atası Arkas, Zeus'la bir nimfanın, Kalisto'nun, mitlerdeki Pelas kavminin atası Pelaskos da Zeus'la Niobe'nin oğludur inanışa göre. Ancak bütün mitik atalar Zeus soyundan gelmez. Daha önce de söylediğimiz gibi mitik ata bazen de doğal bir varlıktır. Tıpkı Argosluların mitik ataları olarak gördüğü Foraneus'un Inako sırmağıyla su perisi Melia'nın bir çocuğu olması gibi. Yine Boeotialı Alalkamenius bir bataklığın, Atina'nın mitik atası Erecteus ise toprağın çocuğudur. Her sitenin kendince ilk insanın doğuşunu anlatmak gibi bir isteği yoktur. Ama her ulusal gelenekte insanlığın başlangıcının anlatılmasından çok bir soyun kökenindeki soyluluğun anlatılması amaçlanırdı diyen Nicole Luro şöyle yazar. Ulusal kahramanların babası çoğunlukla Zeus'tur. Bu da bazı kişileri tanrıların ve insanların babası Zeus diyen Homeros sözünü düz anlamıyla ele almaya yöneltmiştir. Bu sözde belki sınıflandırıcı bir akrabalık düşüncesi vardı. Ancak ne olursa olsun sorun çözümlenmiş değildir. Bir tanrı oğlunu insanların ilk örneği yapan nedir? Aslında bu sorun sitelerin pek umurunda değildir. Önemli olan siteye adını veren atanın doğuştan hem insan hem de saygın biri olmasıdır. Böylece yaşanan zaman en eski dönemlere bağlanır ve arkaik dönemden başlayarak ilk Yunanlı yazarlar bu eski hikayeleri saptarlar. Mucizevi biçimde doğmuş ya da tanrısal kökeni olan bu ilk insanların her birisiyle topraktan çıkmış ya da tanrılarca yaratılmış olan ilk insan soyları arasında derin bir ayrım vardır. Bireyle tür, adla atsızlık arasındaki gibi bir farktır bu. Daha açık söyleyelim, Yunan mitlerinde insanlığın bir adı olan, bir cinse bağlanan ortak atası yoktur. Ama kahraman soyundan ya da yurttaş topluluğundan gelen her ata taşıdığı adın özelliklerini yansıtır ve bunu bir şekilde kendisinden sonrakilere geçirir. Örneğin Atinalıların hepsi Erecteus oğullarıdır ve Atina'nın yurttaş kitlesini oluşturan 10 topluluktan biri Erecteus adını taşır. Argoslular da Foroneus'un kurduğu ilk sitenin anısına tören düzenlerler. Değerli dinleyenler, bugün Yunan mitolojisinde insanın ortaya çıkışı konusunun nasıl işlendiğine değindik programımızda. Haftaya aynı gün ve saatte yine mitoslar ve semboller dünyasında bir yolculuğa çıkmak üzere, hoşça kalın.
İnsanlığın sembolik dili.